Eğitimde yenilenme, Learning World, bir Katar Vakfı girişimi olan WISE işbirliğiyle. The UN says that Birleşmiş Milletler'in kayıtlarına göre dünyada göç etmeye zorlanan nüfusun yarısına yakını çocuklardan oluşuyor ve çok kötü şartlar altında yaşayan bu çocukların çoğu eğitime erişemiyor. Bir takım örgütler bu gençlere yardım elini uzatırken onların yaşama devam edebilmeleri için daha ne yapılabilir? Learning World'un bu bölümünde ilham verici bir öyküye tanık oluyoruz. Ülkelerindeki şiddetten kaçarak mülteci kamplarına sığınan binlerce Suriyeli aile şimdilerde çadırlarda en temel gereksinimlerden yoksun bir hayat sürüyor. Özellikle de yaşananların travmasını henüz atlatamamış çocukların içinde bulunduğu yaşam koşulları oldukça ümitsiz bir tablo çiziyor. Onlara yardım için ne yapılabilir? Sorunun yanıtını Ürdün'de arıyoruz. Başkent Amman'ın 8 kilometre kuzeydoğusundaki Zaatari mülteci kampına ait bu çadır kentte bugünlerde on binlerce Suriyeli aile barınıyor. Yanlarına aldıkları birkaç kıyafetle savaşın şiddetinden kaçan ailelerin kamp nüfusunun yaklaşık yarısını oluşturan çocukları bir takım sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle hayata tutunmaya çalışıyor. Bu çocukların hayatta hiçbir şeyleri yok. Evlerini, oyuncaklarını, arkadaşlarını, hatta bazıları ailelerini geride bırakarak sınırı geçti. UNICEF onlara özel alanlar kurdu. Çocuklar burada henüz eğitime başlamadan önce şarkı söylemeye, resim yapmaya ve özgüvenlerini yeniden kazanmalarına yarayacak faaliyetlere başladı. UNICEF bu prefabrike okulda 4500 Suriyeli çocuğa ilk öğretim hizmeti veriyor. Okullar çift vardiya sistemiyle sabah kız çocukları, öğlenleri ise erkek çocuklar için faaliyete geçiyor. Ayrıca Suriyeli ve Ürdünlü öğretmenlerden oluşan bir kadro Ürdün Milli Eğitim Müfredatına uygun dersler veriyor. Bu konuda bizi zorlayan şey şu ki, onlar okulu terk edeli bir yıl oldu. Devrime şahit oldular. Önce birbirlerini tanıyorlar. Suriyeli ya da Ürdünlü öğretmenlerle iletişim kurmayı öğreniyorlar. Yaşındaki Muhammed için yeni okulun ortamına uyum sağlamak pek kolay olmadı. İleride mühendis olmayı hedefleyen Muhammed, UNICEF okullarının kendisi için zorlu bir deneyim olduğundan, kimi zaman dersleri anlamakta zorlandığından söz ediyor. Suriye'deki okulum daha iyiydi. Çünkü daha iyi anlaşabiliyorduk. Burada anlatılanları bazen anlayamıyorum. Kimi çocuklar içinse öncelik eğitim değil. Bazı aileler çocuklarını okula göndermeyip onları günlük işlerde çalıştırmayı tercih ediyor. Cabbar Abdullah 9 kişilik ailesiyle birlikte çadır kentte yaşıyor. 17 yaşındaki kızı Suriye'de birkaç yıl boyunca okula gitmiş olsa da Cabbar onu UNICEF'in okullarına göndermiyor. Onları okula göndermiyorum. Çünkü her şeyi beni korkutuyor. Okulda Suriye'deki köyümüzden olmayan birileriyle tanışmalarını istemiyorum. Mülteci kampının çocuklarının tek hayali evlerine ve normal bir yaşama geri dönmek. Eğitimse yalnızca gittikleri her yerde kendilerini ilerletmeleri için önlerine çıkan bir fırsat. Göç etmiş ailelerle birlikte çalışmak kolay olmadığından bazı sivil toplum örgütleri işbirliği yoluyla daha iyi sonuçlar almayı hedefliyor. Kriz anında güvenli ve kaliteli bir eğitim sağlamak amacı güden acil durumlarda eğitim için kurumlar arası ağın direktörü Dr. Lori Henniger konu üzerine görüşlerini bildiriyor. Good quality relevant education for everyone in times of crisis. Mülteci çocuklara eğitim sağlayan binlerce örgütün birbiriyle bağlantıya geçmesi büyük önem arz ediyor. Birleşmiş Milletler'e bağlı kurumlardan küçük ölçekli sivil toplum kuruluşlarına, tüm büyük ve küçük uluslararası aktörler, İNE adıyla anılan acil durumlarda eğitim için kurumlar arası ağ çerçevesinde birleşti. 170 ülkeden 7500 kişiyi bir araya getiren, kriz ve çatışma dönemlerinde herkesin eğitime erişimini sağlayan bir ağ sahibiz. Bunu yaparken, bunu benim kurumum yaptı ya da bizim örgüt bunu başardı demiyoruz. It's my organization that has done this or it's my institution that has done this.
İlk öğretimi bırakan 61 milyon çocuk nüfusunun %40'ı Çad, Suriye, Afganistan ve hatta silahlı şiddeti çatışma olarak kabul edersek Orta Amerika gibi çatışma bölgelerinde yaşıyor. Söz konusu olan hayatta kalmak olduğunda eğitimle neden uğraşılsın? Ortalama göç süresi 17 yıl civarında. Bunu göz önünde bulundurursak 3 ile 4 yıl okuma yazma ve sayıları öğrenmekle geçiyor. Eğitim sağlanmadığı takdirde çok çocuğu kaybediyoruz. Çocukların bir araya yığıldığı yerlerde yalnızca eğitim değil, eğitimin kalitesi de çok önemli. Uluslararası toplum artık ilk öğretime ağırlık veriyor. Amaç 2015'te 1 yıl kalkınma hedeflerine ulaşmak. Bu hedef sadece okula erişimi kapsamıyor. Örneğin Darfur'da yaşıyorsanız Arapça konuşuyorsunuz. Çad'a mülteci olarak gittiniz. Çad Fransızca konuşulan bir ülke. Peki eğitim diliniz ne olacak? Dil, mülteci ve göç etmiş çocukların önüne çıkan sınırlar arasında en görüneni. Çocuklar ülkelerine geri döndüğünde yeniden eğitim sistemine dönme şansı bulamıyor. Bu şekilde tüm bir nesil yok olabilir. Ergenlerin durumu çok daha zor. Orta öğretime erişen mülteci çocukların oranı yalnızca %36. Ekonomik kriz bunu da etkiliyor. Acil durumlarda eğitim insani yardımların yalnızca %2'sinden faydalanıyor. Bu rakamı yükseltmek için çok çalışıyoruz çünkü bu büyük bir ihtiyaç. Dünyanın en ünlü mankenleri arasında yer alan Alec Beck, Sudan'ın kuzeyindeki iç savaştan kaçarak İngiltere'ye sığınmacı olarak geldi. Beck yaşamını nasıl değiştirdi? Onun öyküsü, savaşın zulmünü yaşayan diğer kadınlara ilham verebilir mi? Kendisine bu soruları sorduk. Top model Alec Beck, New York'ta yaşıyor. Sudan'ın güneyinden gelen manken, 90'lı yıllarda El dergisinin kapağında yer aldıktan sonra podyumlarda büyük üne kavuştu. Beck bundan 20 yıl öncesinde mülteci bir çocuk olduğunu ise hiç unutmuyor. Mülteci bir çocuk olduğumu, bir zamanlar ailemin haftalarca tarlalarda, ekinlerin arasında yürüyerek, yanlarında hiçbir şey olmadan, yalnızca güvenli bir yer aradığını hatırlıyorum. Bu talihsizliği yaşayan diğer mültecileri çok iyi anlıyorum. Alec, Temmuz ayında Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı ile birlikte ülkesine ziyarette bulundu. Doğduğu köy Vauyu ve ailesinin bir süre barındığı kampı görme fırsatı buldu. Alec'in ziyareti on binlerce Sudanlının Güney Sudan'dan kaçtığı bir döneme denk geldi. Çok duygulandım çünkü derinlerdeki hatıralarım canlandı. Savaşın çok şiddetlendiği dönemi hatırladım. Biz babamızı da o dönemde kaybetmiştik. Bağımsızlık amacıyla yıllarca sürdürülen savaşın ardından Güney Sudan 9 Temmuz 2011'de kuzeyden ayrıldı. Ancak kabile savaşları ve kültürel çatışmalar halen devam ediyor. Genç nesil yaşananlar karşısında umudunu korumaya çalışıyor. Halkın %50'sinden fazlası 18 yaşın altında. Eğer eğitim almazlarsa bu felaketlere davetiye çıkarmak anlamına gelir. Alec'in ailesi çocuklarının eğitimine öncelik verdiklerinden söz ediyor. Ülkede 6 ila 11 yaş arası çocukların %64'ü okulu terk ederken ancak %10'u ilk öğretimini tamamlayabiliyor. Bu kriz en çok kız çocuklarını etkiliyor. Alec'in ailesi 91 yılında Alec 14 yaşındayken İngiltere'ye göç ettiklerini anlatıyor. Alec ise bir süre sonra keşfedilerek parlak bir kariyer elde ettiğine değiniyor. Yaptığım işleri videolarda, fotoğraflarda görebiliyorsunuz. Ancak doktor da olsanız ya da bir yazar, öğretmen de olsanız, hangi mesleği yaparsanız yapın, bir fark yaratabilirsiniz. Çünkü güçlü bir ulus yaratan şey birlikteliktir.
Bu bölümün sonuna geldik. Learning World'un bu bölümüyle ilgili fikirlerinizi sosyal medyadan bizimle paylaşabilirsiniz. Umarım programımızı beğenmişsinizdir. Hoşça kalın. Learning World, bir Katar Vakfı girişimi olan Wise işbirliğiyle.